Bu videoda belli bir irtifada seyreden bir uçağın penceresinden ne kadar uzağa görebiliriz sorusuna yanıt arayacağız. Uçağın yüksekliği 10 kilometre olsun, irtifası 10 kilometre. Dünyanın yarı çapı ki uçağın penceresinden ne kadar uzağa görebileceğimizi hesaplamaya çalıştığımız için çok önemli bir sayı bu. Dünyanın yarı çapı ise yeşille yazayım 6371 kilometre. Aslında tabii ki dünyanın yarı çapı her yerde aynı değil ama bu problem özelinde dünyanın tam bir küre olduğunu varsayacağız. Aslında değil ama biz öyleymiş gibi farz edeceğiz. Ve yarıçapında çapında 6371 kilometre kabul edeceğiz. Bu bilgileri kullanarak mükemmel derecede açık bir günde yani bulutsuz bir günde uçağın penceresinden bakarak ne kadar uzağa görebileceğimizi hesaplayabilir miyiz? İsterseniz videoyu duraklatıp kendiniz çözmeyi deneyin. Denediğinizi varsayıyorum. Şimdi birlikte yapalım. Öncelikle dünyayı çizelim. Tamamen kavramsal bir çizim yapıyorum. Ne dünyayı ne de uçağı ölçeye göre çiziyorum. Bu dünya olsun. Evet, mükemmel bir küre çizmeye çalıştım. Çok da mükemmel oldu. Neyse, pergel değilim değil mi? Bakalım ne yapabiliyoruz. Öncelikle uçak 10 kilometre irtifada seyrediyor. Uçak bu olsun irtifa bu mesafe. Tekrar ediyorum, bu şekilde hiçbir ölçek aramayın. Bu uzaklık 10 kilometre. Dünyanın merkezine kadar inecek olursak, bu mesafede 6371 kilometreye denk geliyor. Uçaktan bakınca görüş çizgimiz dünyanın üzerindeki bir noktaya teğet olur. Diyelim ki bu yöne bakıyoruz. Ne kadar uzağa görebiliriz? Görüş çizgim dünyayı bir noktada kesecektir. Yani dünya yüzeyine o noktada teğet olacaktır. Görüş çizgimin dünya yüzeyiyle yaptığı teğet, şöyle bir şey olur ve görebileceğim en uzak nokta budur. Görüş çizgim dünya yüzeyine bu noktada teğettir. Peki bu noktanın dünyanın merkezine uzaklığı nedir? Dünyanın tam bir küre olduğunu varsaydığımıza göre, varsaydığımıza göre, bu uzaklıkta 6371 kilometre olur. Ayrıca şunu da biliyoruz ki teğet doğrusu yarıçapa çapa diktir. O halde bu bir dik açı. Evet, umarım bu aşamada kafada ampuller yanmaya başlamış olsa gerek. Çünkü bakın bir dik üçgen oluşturduk. Görebileceğimiz en uzak mesafede dik üçgenin bu bilinmeyen kenarı. Bu kenara x kenarı diyelim. Ve artık Pisagor teoremini kullanabiliriz. Bu kenarın yani x'in karesi artı hipotenüs olmayan diğer kenarın karesi yani artı 6371'in karesi hipotenüsün karesine eşit olmalı. Peki hipotenüs uzunluğumuz nedir? 6371 kilometrelik yarıçapla 10 kilometrelik irtifa'nın toplamının karesidir. O halde x kare artı 6371'in karesi eşittir. Burası kaç olur? Bu uzaklık, bu toplam uzaklık 6381 kilometre. O halde eşittir. 6381'in karesi olur. 6371'in karesini karşı tarafa atarsak da şunu elde ederiz. x kare eşittir 6381'in karesi eksi 6371'in karesi. Veya şöyle de yazabiliriz. x eşittir karekök içinde 6381'in karesi eksi 6371'in karesi. Kopyalayıp yapıştırayım. Kopyala. Yapıştır. Şimdi bunu hesap makinesiyle hesaplayabiliriz. Hemen hesap makinemizi çıkaralım. Heyecan dorukta çünkü az sonra mükemmel derecede bulutsuz, açık bir günde bir uçağın penceresinden bakıp görebileceğimiz en uzak mesafeyi öğreneceğiz. Karekök içinde 6381'in karesi eksi 6371'in karesi eşittir yaklaşık 357 kilometre. Demek ki x yaklaşık 357 kilometreymiş. Bu uzaklık her yön için geçerli. Bu yönde de bu yönde de 357 kilometre uzağa görebiliyoruz. Bu harika bir şey. Bakın bu bir Google Earth görüntüsü. Örneğin Ankara üzerinde uçan bir uçağın yolcuları teoride ve tabii uçağın yönüne göre böyle bir alanı görebilir. Ankara üzerinde uçarken İstanbul Boğazı'nı, Bursa'yı, Uşak'ı, Kayseri'yi, Eskişehir'i gördüğünüzü düşünsenize. Harika değil mi?